Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. 13 bülteni ile karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk ordusu başarıyla ilerliyor. Operasyonlarda önemli bir gelişme yaşandı. Şiddetli çatışmaların olduğu Raco Belde merkezi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı da 2434 oldu. Afrin'in Raco beldesinde teröristler daha fazla tutunamadı. Türk ordusu şiddetli çatışmaların ardından bölgeyi ele geçirdi. Raco'da 120 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ağır bir yenilgi alan teröristler telsizden "Burası düşerse Afrin'e kadar durduramazsınız" anonsunu geçti. Raco'nun merkezindeyiz şu anda. Kenar mahallelerde çatışmalar yaşanıyor. Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da devam ediyor. Başarıyla ilerleyen güvenlik güçleri Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köylerini teröristlerden temizledi. İlerleme sırasında 8 askerin şehit olduğu 1083 rakımlı tepede terörden arındırıldı. Türk ordusu karadan ilerlerken savaş uçakları da belirlenen noktaları havadan vurdu. Sınırdaki topçu birlikleri hedefleri ateş altına aldı. Afrin'deki harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise toplam 2434 oldu. Teröristlerden kurtarılan nokta sayısı da 122'ye yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ayrıca harekatın başlangıcından bu yana 924 terör hedefi hava harekatlarıyla imha edildi. Ulusal Kanal operasyonları sıcak noktadan takip ediyor. Son bilgileri almak için sınır hattındaki arkadaşımız Deniz Çağlayan'a dönüyoruz şimdi. Deniz Çağlayan, Afrin Harekatı 43. gününde ve Raco'da kontrol sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri Raco'da şu anda. Gelişmeleri senden alalım. Evet Seda, senin de söylemiş olduğun gibi 43. günün şafağında Raco'ya girdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Özellikle Cinderes ve Raco Afrin Harekatı için önemli noktalardan biriydi. İşte bu sabah saatlerinde Raco'ya girdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve şu anda çatışmalar hala devam ediyor. Terör örgütü bölgeden çekilmeye çalışıyor ama her zaman söyledik, buraya geldiğimiz günden beri bize gelen bilgiler bu yöndeydi. Raco'nun etrafı şu anda sarılmış durumda. Aslında terör örgütünün kaçacağı pek bir nokta yok. Yeraltı sığınaklarının olduğu bölümler de şu anda Türk Silahlı Kuvvetler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Bölgede bu yüzden şu anda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Kilis hattında obüsler, fırtına obüsleri ve çoklu roket atarlarla Raco'nun bulunduğu bölge şu anda bombardıman altında. Aynı zamanda jetlerimiz de F-16'larımız da Afrin üzerinde belirlenen hedefleri yok etmek için şu anda uçuşlarını sürdürüyor. Sesleri size ulaşıyor mu bilmiyorum ama şu anda biz onların seslerini çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta aslında harekatın en önemli noktalarından biri. Hemen arkamda görmüş olduğunuz nokta Şıltah Köyü. Onun arkasında Şeyh Horoz Dağı var. Hemen sol tarafımda uzanan tepe ise Süngütepe. Bu hat Azez Bülbül arasındaki önemli hatlardan biri ve şu anda bulunduğumuz bu noktada da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Afrin için önemli noktalardan biriydi bu bölgenin birleştirilmesi. Şimdi sırada Cinderes var. Cinderes'ten gelecek haberi bekliyoruz. Şu anda yakın bir zaman içerisinde Cinderes'in de terör örgütünden temizlenmesi bekleniyor. Cinderes'in etrafındaki köyler ve hakim tepelerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütünden arındırılmış durumda. Arkama baktığım zaman ben şu an dağları görmekte zorlanıyorum. Bulunduğum bölge güneşli ama karşı tarafta hemen arkamızdaki dağ sıralarının olduğu yerde siz de görüyorsunuzdur. Sis hakim. İşte böyle bir hava koşulunda Mehmetçik cephede sıcak çatışma yürütüyor ve çok gizli sığınaklar var. Yerleri tespit edilemeyen. Bunlar da Türk ordusu için dezavantaj oluştursa da Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor. Raco Dağı eteklerinde kırsalda yaşanan çatışmalarda dün 8 şehidimiz vardı ancak işte bu sabah saatlerinde o Raco Dağı
terör örgütünden temizlendi. Cinderes'ten şimdi aynı haberi bekliyoruz. Şeyh Hadid bölgesinde yine sıcak çatışmalar yaşanıyor. O bölgede terörden arındırılmıştır. Racodağ eteklerinde Şeyh Hadid bölgesi de. Bu Şeyh Hadid bölgesindeki çatışmaların sebebi de terör örgütünün sızma girişimleri. Ancak Türk ordusu bu sızma girişimlerine de izin vermiyor. Çok sayıda köyde sıcak çatışma devam ediyor. Şu an sesler geliyor mu bilmiyorum ama hemen sol tarafımda bulunan tepenin ardında eteklerinde çatışma devam ediyor. Raco çok önemli bir nokta. Dün akşam saatlerinde Meydanke, Raco'nun kuzeybatısındaki Meydanke barajına Türk ordusu hava harekatı düzenledi. Bu bölgenin etrafındaki çok sayıda noktaya bombardıman düzenlendi, hava harekatı düzenlendi. Bölgenin su kaynağını, can damarını oluşturan Meydanke barajının alınması da Afrin harekatı için önemli bir nokta olacak. Raco dağının eteklerinde çatışmalar devam ediyor Seda. Sözü sana bırakalım. Teşekkür ederiz Deniz Çağlayan. Gelişmeleri gün içerisinde senden almaya devam edeceğiz. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın Membiç teklifini açıkladı. Erdoğan Washington'un PYD'yi Membiç'ten çıkaralım. Membiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun teklifi getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Amerika'ya yanıt olarak ne sizde olsun güvenlik ne de bizde Membiç'te gerçek sakinleri olmalı dediğini ifade etti. Washington'ın Membiç teklifini açıkladı. Ankara'nın verdiği yanıtı gazetecilerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Ankara'ya gelen Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretine ilişkin konuştu. Erdoğan, Tillerson'ın Membiç'ten PYD'yi çıkarma teklifi getirdiğini söyledi. Dışişleri Bakanları Rex Tillerson geldiğinde, çıkaralım onları, Membiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun dedi. Cevaben, ne sizde olsun güvenlik ne de bizde. Membiç, oranın gerçek sakinlerinin olmalı dedim. Amerikalıların kastettikleri kentin asli sakini, Arapların yerlerine yerleşmelerini sağlama amacıyla Membiç'in güvenliğini beraber sağlamaksa bu elbette yapılabilir. Eski Başkan Barack Obama'dan bu yana Amerika'nın PYD'yi Membiç'ten çıkartalım teklifi yaptığını belirten Erdoğan, ancak hep söz vermelerine rağmen bunun olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatına ilişkin Rusya'nın pozisyonunu da değerlendirdi. Afrin olayında Rusya ile bir sıkıntımız yok diyen Erdoğan, İstanbul'da yapılacak Türkiye, İran ve Rusya liderler zirvesinde İdlib'deki son gelişmeleri de ele alacaklarını belirtti. Afrika turunun 3. durağı Senegal'de konuşan Erdoğan'a, Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle Amerika yaptırımlarına konu olması gibi bir riski var mı diye soruldu. Erdoğan, ülkemizin güvenliğiyle ilgili meselelerde kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz. Ruslarla anlaşmış olduğumuz için o iş artık bitmiştir ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kararlılık mesajı verdi. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak diyen Orgeneral Akar, teröristler ve onlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, devam eden Afrin Harekatı ile ilgili kararlılık mesajı verdi. Akar yaptığı yazılı açıklamada, şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak, teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak vurgusu yaptı. Mücadeleye asker, jandarma, polis, güvenlik korucuları ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edeceğini kaydeden Genelkurmay Başkanı, harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmetiyle diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor ifadelerini kullandı. Teröristler Afrin'de Atak helikopterinden kaçamadı. Milli ve yerli Atak helikopterleriyle Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki teröristlere ait mevziler yerle bir edildi. Operasyonda 9 terörist öldürüldü. Kaçamadan öldürüldüler, mevzileri de başlarına yıkıldı.
Milli olan atak teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki terör mevzileri belirlendi. Ardından atak helikopterleri hedefleri ateş altına aldı. Teröristlerin kabusu olan atak hedefleri işte böyle vurdu. Tespit edilen PKK-PYD ve IŞİD mensubu 9 terörist atak helikopterleriyle etkisiz hale getirildi. Atak, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kara birliklerine destek sağlamaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli er ve erbaşlarla bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Yıldırım, Türk ordusunun Türkiye'nin istiklali, milletin huzuru ve güvenliği için Afrin'de büyük bir destan yazdığını söyledi. 1. Ordu Komutanlığı'ndaki er ve erbaşlarla bir araya geldi. Türk ordusunun neden Afrin'de olduğunu söyledi. Tarihten gelen bir sorumluluğumuz. İstanbul'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki heyetle Selimiye Kışlası'nı ziyaret etti. Karargah Destek Grup Komutanı Selimiye Kışla birlikleri öğle yemeğinde görüş yemeğinizi hazırdır Sayın Başbakanım. Törenle karşılanan Başbakan daha sonra öğle yemeği için yemekhaneye geçti. Yemek sonrası konuşan Başbakan Yıldırım Afrin operasyonunu anlattı. Yıldırım, Türk ordusunun neden Afrin'de olduğunuysa tarihten gelen sorumluluk olarak yorumladı. Tarihten gelen bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin'deyiz. Bugün Erbaht'tayız. Cenab-ı Hüsna'yız, Gail'deyiz, Davut'tayız. Erzurum'da uzun süredir takip edilen 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyon sayesinde Karayazı Eleşkirt grubu tamamen çökertilmiş oldu. Diyarbakır'da ise örgüte ait 13 sığınak imha edildi. Erzurum'da bölücü terör örgütü büyük darbe aldı. PKK'nın sözde Karakayı Eleşkirt grubu uzun süredir takipteydi. 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesinde olduğu tespit edildi. İHA ve SİHA'lar teröristleri takip etti. Gevende mahallesinde bir evde oldukları belirlendi. Jöh ve Pöh timleri evdeki teröristlere teslim ol çağrısında bulundu. El bombası atarak karşılık veren teröristlerle sıcak temas sağlandı. PKK'nın Karayazı Eleşkirt grup sorumlusu Tarık Şen'in de aralarında bulundu. 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sayesinde örgütün sözde Karayazı Eleşkirt grubu tamamen çökertildi. Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy kırsalında yapılan operasyonda ise örgütün sığınakları yok edildi. Örgüte ait 13 sığınak bulundu. İçerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Lice'de bir menfeze tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı da imha edildi. Arif mezrasında ise piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435 bin 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir haftalık operasyon bilançosunu açıkladı. Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Bitlis ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin kökünü kazıyor. Büyük panik yaşayan PKK-PYD'liler kendi aralarında çatışmaya başladı. Teröristlerin birbirine düşmesi Kandil'de de paniğe neden oldu. Suriye'deki teröristlerin korkaklıkla suçladığı terör örgütü elebaşlarından Murat Karayalan, örgüt içinde Afrin'le ilgili konuşulmasını yasakladı. Afrin'de 2000'i aşkın teröristi etkisiz hale getiren ve operasyona kararlılıkla devam eden Türk ordusu PKK-PYD'lileri telaşlandırdı. Amerika'nın desteğine rağmen bölgede hezimete uğrayan teröristler kendi arasında çatışmaya başladı.
Teröristlerin bu çaresizliği PKK ile başlarından Murat Karayılan'ı çileden çıkardı. Sabahın haberine göre terörist Karayılan, birbirlerini başarısızlıkla suçlayıp çatışan PKK ve PYD-YPG'li teröristlerin kendi aralarında Afrin'le ilgili konuşmalarını yasakladı. Hadi. Türk istihbarat birimlerinin çözümlediği telsiz konuşmalarında Cinderes'te Kandil'den gönderilen teröristler örgütün Suriye uzantısı PYD'lerin yaşadıkları hezimetten birbirlerini suçladıkları ve kavgaya tutuştukları anlaşıldı. Hatta Kandil'den gelen grubun başındaki Azat Dersim kod adlı teröristle PYD-YPG'li grubun başındaki Cemal Rega kod adlı terörist arasında silahlar çekildi. Bu durum üzerine terörist gruplar Kandil'deki ana telsize çağrı yaparak Murat Karayılan'ı korkaklıkla suçladı. Yaşanan iç çatışmanın ardından teröristlere Karayılan adına bir açıklama yapıldı. Telsizden yapılan açıklamada Afrin'de PYD'lerle ilgili hem kendi aranızda hem de Kandil'e çağrı yapılarak bir şey sorulması yasaklanmıştır. Konuşma yaparak moral bozacak davranışlar içinde olanlar cezalandırılacaktır denildiği ortaya çıktı. Kandil'le Suriye'deki teröristler arasındaki konuşmaların yapıldığı telsiz kanalı da devre dışı bırakıldı. Bülent Ezcan, siyasi partilerde yapacakları seçim güvenliğine ilişkin görüşme trafiğini ilk kez ulusal kanalda açıkladı. Tezcan, pazartesi günü Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret edeceklerini söyledi. CHP sözcüsü salı günü de Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi ile görüşeceklerini belirtti. Güvenli seçim çerçevesinde CHP sözcüsü Bülent Tezcan, İYİ Parti ile başlayan ve diğer partilerle devam edecek seçim güvenliği görüşmelerine ilişkin ziyaret trafiğini açıkladı. Hatta belki de ilk sizde söyleyeceğim. Lütfen, yani lütfen. Pazartesi günü 9.30'da Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edeceğiz. 11'de Demokratik Sol Parti'yi ziyaret edeceğiz. 14'te Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret edeceğiz. 15.30'da Demokrat Parti'yi ziyaret edeceğiz. Salı günü saat 10'da Saadet Partisi'ni ziyaret edeceğiz. Saat 11'de Halkın Demokratik Partisi'ni ziyaret edeceğiz. Saat 15'te de Vatan Partisi'ni ziyaret edeceğiz. Görüşme trafiğini ilk kez ulusal kanalda açıklayan Tezcan, partilerle yaptıkları görüşmelerde ortaya çıkacak önerileri AKP ve MHP'ye aktaracaklarını söyledi. MHP ve AK Parti'ye gideceğiz. Onlarla da görüşeceğiz. Ulusal kanalda yayınlanan sansürsüz sohbet programına konuk olan CHP sözcüsü, AKP-MHP ittifakıyla iki partinin meclise sunduğu 26 maddelik ittifak teklifini de değerlendirdi. Bu yapı başlı başına cumhuru bölme üzerine kurulmuş bir yapıdır. Bu ittifak siyaseti ve milleti kimliksizleştirme ittifak. Mühürsüz seçimi yasal hale getiriyor. Siyasi partilerin sandıklardaki gücünü kırmaya çalışıyorlar. Bülent Tezcan devam eden Afrin harekatına ilişkin de konuştu. Hükümete Şam'la görüş çağrısı yaptı. Suriye hükümetiyle görüşmen lazım kardeşim. Suriye devletinin güçlenmesi ve güçlü bir şekilde orada pozisyonunu alması için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti orayla temas etmek zorunda. Emperyalistlerin Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi bölmek istediğini ifade eden Tezcan, bölgesel işbirliğin önemini vurguladı. Emperyalist güçlerin bölgede oyunları hep bunları parçalamak üzerine kurulmuştur. Dört önemli devletin birlikte hareket etmesidir. Suriye, Irak, Türkiye, İran. Ya bu çok önemli. CHP, mecliste görüşülen ittifak teklifine ilişkin İYİ Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette ittifak teklifi içinde yer alan seçim güvenliğini ortadan kaldıracak düzenlemeler masaya yatırıldı. Bu arada AKP'de Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı içinde yer alması için resmi teklifini götürdü. Ancak olumlu yanıt alamadı. Güzel bir çalışma yürüttük. Çok verimli bir toplantı oldu. CHP mecliste görüşülen 26 maddeli ittifak teklifine ilişkin ilk ziyaretini İYİ Parti'ye yaptı. CHP bünyesinde oluşturulan 5 üyeli komisyon İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarıyla görüştü. Hem Anayasa Komisyonu'nda görüşülen teklifteki seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler hem de güvenli seçimi sağlama konusunda ilave alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu çalışma seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır.
CHP sözcüsü Bülent Tezcan, iki parti arasındaki görüşmelerin süreceğini söyledi. Güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Bundan sonra da her iki partinin bu çerçevedeki temasları devam edecek. CHP mecliste ele alınan ittifak teklifine ilişkin İYİ Parti'nin yanı sıra AKP-MHP ittifakı dışında kalan diğer partilerle de görüşmeye devam edecek. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre CHP 6 Mart Salı günü saat 15'te Vatan Partisi'ni ziyaret edecek. Bu arada AKP-MHP ittifakında da önemli bir gelişme yaşandı. AKP'li Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu açıklama yaparken Şentop konuşmadı. Siyasette ittifaklar İlkeler üzerinden yapılmalıdır. Projeler üzerinden yapılmalıdır. Şentop'un resmi olarak ittifaka katılma teklifi getirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil" diye yanıt verdik dedi. CHP'de parti içi ayrışma tüzük tartışmalarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. 9-10 Mart tarihinde Ankara'da tüzük değişikliği için toplanacak kurultay öncesinde parti meclis üyeleri ve milletvekilleriyle yapılan toplantıda ipler gerildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bile mevcut yönetimi sert eleştirdiği toplantıda genel merkezin tüzük değişikliğiyle ön seçimi kaldırmayı amaçladığı iddia edildi. Tüzük kurultay yapacak. CHP'de sular durulmuyor. Gelecek hafta tüzük değişikliği için toplanacak 19. olağanüstü kurultay öncesi parti meclis üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantısında da gerginlik yaşandı. Sert eleştirilerin yapıldığı toplantının ilk bölümünde 16 milletvekili önlerine sunulan tüzük değişikliği taslağına ilişkin görüşlerini ifade etti. Sadece iki milletvekilinin olumlu görüş bildirdiği tüzük değişikliği taslağını Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bile sert bir dille eleştirdi. İşte ulusal kanalın ulaştığı konuşmalardan dikkat çeken satır başları. Bize vaat ettiğiniz özgürlük bu değildi. 2012'de daha iyi bir tüzük getirdiniz. Şimdi bunları geri alıyorsunuz. Türkiye'de başkanlık sistemi var diye bunu eleştiriyoruz. Ama partimize başkanlık sistemini getiriyorsunuz. Ön seçim burada kalkmış. Birbirimizi aldatmaya gerek yok. Şöyle böyle düzeltelim olmaz. Yeniden düzenleyelim. Bu tüzükte genel anlamda genel kaygıları görüyorum. Ön seçim, temsil hakkı, seçilme hakkı. Burada yaralanmalar varsa giderin. Yoksa partinin bütünlüğü tartışma konusu olur. Ben de bundan endişe ederim. Tüzük metinleri ikide bir değişmez. Kalıcı bir şey yapın. Böyle olmaz. Şu anda matematiksel olarak 140 milletvekilini genel merkez belirliyor. Bu bizi tek adam rejimine götürür. Yeni bir komisyon kurulsun. Korku imparatorluğunu yıkacağız diye geldiniz ama tüzük metni buna yanıt vermiyor. Siz tüm yetkileri kendi üzerinize alacaksınız. Önümüzdeki dönemlerde alacağınız kararları kimseye sormayacak bir tüzük hazırlamışsınız. Bunu reddediyorum. Kabul etmiyorum. Kılıçdaroğlu sert eleştiriler aldığı tüzük değişikliği taslağını kurultaydan bir gün önce de Ankara'da il başkanlarıyla yapacağı toplantıda ele alacak. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyasına hız verdi. Antalya İl Başkanlığı da bugün bu amaçla imza masası açtı. Hedefse Perinçek için 200 bin imza toplamak. 40 yıldır FETÖ'ye karşı mücadele eden Türk halkının kahramanı Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek. Vatan savaşını zafere ulaştıracak Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek. Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlattığı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Sistem hem iktidarı hem de muhalefetiyle çözümsüzlük içindedir. Türkiye, Tayyip Erdoğan ile Atlantik sisteminin adayları arasında bir seçime mahkum edilemez. Antalya'da partililer 100 bin imza kampanyası için alandaydı. İl Başkanı Ahmet Özbay kamuoyuna seslendi. Vatan bütünlüğünü ve huzuru sağlayacak, üretim ekonomisine geçecek, komşularla dostluğu ve Avrasya Birliği'ni gerçekleştirecek, çağdaş ve aydınlanmış toplumu kuracak tek parti Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi lideri Perinçek'in adaylığı için imza masaları kuruldu. Yurttaşların ilgisi yoğun oldu. Ermeni soykırımı tarihin çöplüğüne attığı için Doğu Perinçek diyorum. Perinçek'te biz 68 kuşağındanız.
Doğrusunu bizler biliriz, başkaları bilmez. Atatürk Türkiye'sine tekrardan geri dönmek için Doğu Perinçek. Doğu Perinçek'i uzun zamandır takip ediyorum. Türkiye'nin sorunlarına çözüm buluyor. Bulacağına da, bulmaya devam edeceğine de inanıyorum. 100 bin değil, 200 bin imza diyen Vatan Partililer tüm yurttaşları destek vermeye çağırdı. 1 Haziran'a kadar 200 bin imza toplamak için seferberlik başlatıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek üzere imza vermeye çağırıyoruz. Üretim ekonomisini hayata geçirecek Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek. Ömrünü Atatürk devrimlerini tamamlamaya adayan Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek kimdir? Nerede doğdu? Unutamadığı öğretmeni kimdi? Çocuklara hangi mesajları verdi? İşte 10 yaşındaki Asya Karanlık'ın sorularıyla Doğu Perinçek. Siyaset dışında herhangi bir uzmanlık alanınız var mı? Benim bütün merakım bilim. Tam bağımsız Türkiye hedefiyle ömrünü Atatürk devrimlerini tamamlamaya adayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 10 yaşındaki Asya Karanlık'ın sorularını yanıtladı. 1942 yılında Gaziantep'te doğdum. O zaman babam orada yedek subaymış. 7 yıl kadar da hukuk fakültesi öğretim üyeliği yaptım. Eğitim hayatınızı unutamadığınız bir öğretmeniniz var mı? İlkokul öğretmenim Zehra Suner. Unutamıyorum. Çok kıymetli bir öğretmendi. Bize çok güzel Cumhuriyet'in değerlerini aşıladı. Herhangi bir spor dalıyla ilerlediniz. Futbol oynadım. Basketbol sınıf takımında oynadım lisede. Çocukluğumdan beri yüzüyorum. İyi yüzücüyüm. Cumhurbaşkanı adayı olarak çocuklara vaatleriniz neler? Özgür bir Türkiye'de, başı dik, bağımsız bir Türkiye'de yaşamak. Bana ve arkadaşlarıma vermek istediğiniz bir mesaj. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere çok güveniyorum. Size güzel bir Türkiye bırakacağız. Edirne'de yollarını kaybedip sınırı geçtiklerini iddia eden iki Yunan askeri yakalandı. Askerler jandarma komutanlığına teslim edildi, ardından tutuklandılar. Askerlerin cep telefonunda sınırda çekilen görüntüler bulundu. Sınırı geçen iki Yunan askeri tutuklandı. Askerlerin sınırda fotoğraf çektiği ortaya çıktı. Edirne'de yollarını kaybedip sınıra geçtiklerini öne süren Teğmen ve Assubay rütbelerindeki iki Yunan askeri, Hudut Kartalları ekiplerince tespit edildi. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı. Yunan askerler savcılıktaki ifadelerinin ardından askeri casusluğa teşebbüs ve askeri yasak bölgeye girmek suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan ordusuna mensup iki asker yapılan işlemlerin sonrasında tutuklandı. Askerlerin üstlerindeki cep telefonlarında ise sınırda çekilen görüntüler bulundu. İki askerin ifadelerinde karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri üst rütbelere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi. Yunanistan'ın gazetelerinden Katimerini, Atina yönetiminin Angelos Mitrotidis ve Dimitris Koklatis adlı iki asker için pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu. Katimerini gazetesi askerlerin "biz casus değiliz" sözlerini haberlerine taşıdı. Hükümetin 28 Şubat davasını etki altına alacak açıklamalar yapması mahkeme salonunda tartışma yarattı. Davanın 102. celsesinde savunma yapan sanık avukatları, Başbakan Binali Yıldırım'ın en ağır cezayı alacaklar sözlerine tepki gösterdi. Avukatlar hem mahkeme heyetine hem sanıklara hakaret edildiğini vurguladı. Ortada bir hukuki yargılama yoktur. Bir kumpas davası söz konusudur. Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. 15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışan hainlerle 28 Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözleri devam eden 28 Şubat kumpas davasının 102. celsesinde tartışma yarattı. FETÖ'nün kumpaslarına karşı verilen mücadeleye zarar veren ifadelere mahkeme salonundan tepki yağdı. Mevcut iktidardaki hükmeden kadro FETÖ'den kendisini arındıramamıştır. 28 Şubat dönemine ilişkin açılan 103 sanıklı dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık savunmalarıyla devam etti. Sabah saat 9'da başlayan duruşmada savunma için ilk sözü eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun avukatı Erol Aras aldı. Aras, Başbakan Yıldırım'ın hem sanıklara hem de mahkeme heyetine hakaret ettiğini savundu. Bu açıklamalar bizden önce heyetinize haksızlıktır. Biz burada bağımsız mahkeme önünde savunma yaptığımıza, tiyatro oynanmadığına, verilmiş kararı tebliğle görevli bir heyetle karşı karşıya olmadığımıza inanıyoruz. Bu açıklamaların iki anlamı vardır. Ya siz kararınızı verdiniz, hükümete bildirdiniz ya da hükümet kararını verdi, bize tebliğ etmek üzere size bildiriyor. Duruşmada savunma yapan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Cevat Temel Özkaynak da sanıkların büyük baskı altına alındığını söyledi. Duruşma salonunda mağdur olduğu iddia edilen kişilerin avukatlarının yanında AKP'li yetkililerin oturduğunu belirten Özkaynak, "Bu bizi şaşkınlığa düşürmektedir," dedi. Dava devam ederken adliye önündeki Ulusal Kanal canlı yayınına da katılan dava avukatlarından avukat Hulusi Coşkun da hükümete tepkiliydi. Coşkun, yargıya talimat vermenin anayasal bir suç olduğunu vurguladı. Ceza Kanunu 277. maddesinde de adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suç sayılmıştır. Coşkun, siyasiler tarafından baskı altına alınmış bir mahkemenin vereceği kararların inandırıcılığının olmayacağını kaydetti. Karar gölgeli bir karar olacaktır. Objektif bir karar olmayacaktır. Şüphe damgası yemiş bir karar olacaktır. En azından bu algı oluşacaktır. Cinsel istismara karşı kurulan komisyon uygulamayı planladığı kimyasal hadımı tartışırken uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İstismar suçunun sadece cezaya indirgenmesini doğru bulmayan uzmanlar toplumun doğru bilinçlendirilmesine dikkat çekti. Cinsel isteğinin baskılanması konusu. Bu tedbiri de muhtemelen uygulamaya koyacağız. Bak, yanlış noktadan tartışıyoruz. Konunun sadece verilecek olan cezalara indirgenmesini yeterli olmadığını ve uygun olmadığını düşünüyorum. Ben bu problemi çözmüyorum. Çözmek istemiyorum iletisi bize geliyor. Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Türk Ceza Kanunu'ndaki cezaların aslında çok fazla olduğunu görüyoruz. Yeterince ağırlaştırıldı cezalar. Cezaların uygulanma noktasına dikkat çeken eski Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy, toplumun doğru bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cezalar zaten var. Şimdi bu cezaların uygulanmasında sorun var. Artı bu cezalar uygulanırken hala toplumda da o hadım edilmemiş zihniyet var. Bu zekaları, bu zihniyetleri hadım etmediğiniz sürece aslında onun hadımı yapılması lazım. Yani bunun terbiye edilmesi lazım. Siz istediğiniz kadar cezaları artırın, bunun önüne geçemiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, kız çocuklarının bir cinsel tema olarak, bir cinsel öge olarak öne sürülmesinin kaldırılması, kız erkek ayrımcılığının mutlaka toplumdan silinmesi, kapalı toplum yapısının daha çağdaş, daha uygar, daha özgür bir yapıya yönlendirilmesi. Esas temel nokta budur. Adama hadım ettirdim, bir daha karışmayacak. Böyle bir şey yok. Çok yanlış uygulamalar. Eğitimlerin yapılması noktasında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızda Milli Eğitim Bakanlığımızın çok büyük rolü var. Profesör Doktor Dilek Gözütok, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikasını da eleştirdi. Kimyasal hadım düzenlemesine karşı eğitime dikkat çekti. Öğretim programlarında ve kitaplarının içinde eşitliği öğretmeyen bir toplum bu tür bir problemi aşamaz. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu talim terbiyenin onayladığı, içinde çocuk istismarı olan, çocukların beynine tecavüz eden kitaplarla bu çözülmez. Afrin'deki ordumuzun arkasındayız. Vatan Savaşı'nı yönetecek Cumhurbaşkanı adayımızı tanıtmak için meydanlara iniyoruz.
Vatan Partisi İstanbul Öncü Gençlik üyeleri bu gündemle olağanüstü kurultaya gidiyor. Okullarda duyuru çalışmalarını tamamlayan gençler pazar günü kurultay yapacak. Gençlik partiye, parti iktidara. Gündemlerinde vatan savaşı, önlerinde olağanüstü kurultay var. Vatan Partisi İstanbul Öncü Gençlik üyeleri olağanüstü kurultay toplamaya hazırlanıyor. Şu anda Afrin'de PKK ile ve PYD ile mücadele eden Türk askerinin arkasındaki en güçlü vatan cephesini örüyor. Pazar günü saat 13'te Şişli'deki bir otelde yapılacak kurultayın üniversitelerdeki duyuru çalışmaları tamamlandı. Öncü Gençlik üyeleri artık kurultay için saatleri sayıyor. Kurultay çalışmalarımızı İstanbul'un bütün üniversitelerinde ve liselerinde yürütmekteyiz. Olağanüstü kurultayın ana gündemi Türkiye'nin vatan savaşı. Gençler kurultaydan hem Afrin'de mücadele eden asker ve polislere selam gönderecek hem de vatan savaşında kararlılık mesajı verecek. Türkiye'ye şu sözü veriyoruz. Türkiye'mizi karanlıklardan çıkartacağız. Bağımsız, başı dik, üreten Türkiye kurulana dek de Türk gençliğini vatanseverlik çizgisinde birleştirerek çağdaş, üreten, bağımsız Türkiye'yi kuracağız. Diğer önemli gündemde 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Öncü gençlik üyeleri kurultaydan sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in seçimi kazanması için var güçleriyle mücadele edecek. Vatan Savaşı'nı yönetecek olan Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı yapmak, Türk gençliğini Öncü Partisi ile buluşturup Türk milletinin hizmetine sunmak için pazar günü saat 13.00'da Şişli Radisson Otel'de Öncü Gençlik Olağanüstü İl Kurultayımızı topluyoruz. Kurultay çalışmalarının tamamlandığını belirten İstanbul Öncü Gençlik Başkanı Ersoy Işi ve İl Saymanı Duygu Karabulut, İstanbul'u gençleri kurultaya davet etti. Pazar günü bütün Türk gençliğini Radisson Şişli Otel'e bekliyoruz. Türkiye'mizin gücünü, kararlılığını bütün dünyaya Şişli'den gösteriyoruz. Gençlik partiye, parti iktidara. Türkiye genelinde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki çığ gibi büyüyor. Kırklareli, Eskişehir ve Denizli'de imza kampanyaları başlatıldı. Vatandaş fabrikaların satılmasına karşı. Şeker fabrikalarının satılmasına vatandaş karşı. Çünkü şeker fabrikaları hem kar getiriyor hem de milli servet. Eğer fabrikalar satılırsa milli kurum zarar edecek, bölge ekonomisi kan kaybedecek. Türkiye'yi sata sata bitiremediler bugüne kadar. Fabrikaların olduğu illerde imza kampanyaları başlatıldı. Şeker İş Sendikası Kırklareli'ni ilçe ilçe gezerek imza masaları açıyor. O noktalardan biri de Baba Eski oldu. Bu bir parti meselesi değil. Bu bizim çocuklarımızın geleceği meselesi. Doğal şekeri yok edip çocuklarımıza nişasta bazlı şeker yedirmek istiyorlar. Nişasta bazlı şeker herkes biliyor ki kimyasaldır. Parti başkanları da bu mücadeleye destek verdi. Vatan Partisi Baba Eski ilçesi olarak katkı vermek için buradayız. Niye satılsın? Onunkini kaybetsin. Kendininkini üresin mi? Bizimki üresin, onunki kaybolsun. Şeker İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık da vatandaşları cumartesi günü ulusal kanalın fabrika önünden yapacağı canlı yayına davet etti. Cumartesi günü de ulusal kanalımız Alpullu Şeker Fabrikası'nın önünde 11 ile 1 arasında canlı yayın yapacaktır. Tüm halkımızı Alpullu Şeker Fabrikası'nın önüne davet ediyoruz. Burası da Eskişehir. Buradayız diyebilirsin. Fabrikalar özelleşmesin, milli değerler kayba uğramasın diye imza kampanyası başlatıldı. Bugün itibariyle yaklaşık bir 20 bin imza toplamışızdır. İnsanlar bu konuda çok duyarlı. Eğer ben milliyim diyen bir insan tek milli ürün olan şeker fabrikalarını satması mümkün değil. O zaman milleti kandırıyor demektir bu. Şeker İş Sendikası hükümetin aldığı karara tepkili. Fabrikaları kapattılar mı, ne yapacaklar ben onu anlayamıyorum. Köylü ne yapacak, esnaf ne yapacak, kamyoncu ne yapacak? Özelleştirmeye bir tepki de Denizli'den geldi. Şeker fabrikalarının satılması yerli üretim ve milli ekonomiye vurulan bir darbedir. Pancar üretiminin yoğun olduğu Çivril'de Şeker İş, Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti yöneticileri kent merkezinde çadır kurdu, imza masası açtı. Şeker fabrikalarının satılması pancar üretici çiftçimizin ekmeğiyle oynamaktır. Şeker İş Uşak İl Temsilcisi Yaşar Taylan, özelleştirme karşısında tehlikeleri sıraladı. Kartellerin ve kapitalist sistemin ülkemize
zorla dikte ettiği sentetik şekeri, nişasta bazlı şekeri ülkemiz insanına yedirmiş oluruz. Mehmetçik Afrin'de terör örgütlerine ağır darbe indirirken yurt içinde de FETÖ operasyonları devam ediyor. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan sendikalardan 72 kişi, deniz kuvvetlerinden ise 16 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlı duruşu sınır içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda yapılan FETÖ operasyonlarında toplam 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı. 16 subaydan 9'u yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilmişti. 7'si ise hala görevdeydi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı işlemlerine başlandığı bildirildi. Öte yandan FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 72 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. 9'u baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin işlemleri Ankara dahil toplam 14 ilde devam ediyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik davalarda da yeni kararlar verildi. 15 Temmuz Mahmut Bey Gişeler davasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık müebbet hapis cezası aldı. İstanbul Valiliğini işgal davasında ise 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in füze açıklamaları Amerika ve Almanya'da tedirginlik yarattı. Almanya Başbakanı Merkel, Amerika Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İki lider Rusya'nın açıkladığı silah konusundaki endişelerini de dile getirdi. Bu arada Pentagon'dan Putin'in açıklamalarına cevap geldi. Güney kutbunu da vurabilir, kuzey kutbunu da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünyaya ilan ettiği Sarmat füzeleri Almanya ve Amerika'da tedirginlik yarattı. Putin'in yeni silahlarını açıkladığı ve açıkça gözdağı verdiği konuşmasının ardından Almanya Başbakanı Merkel ve Amerika Başkanı Trump telefonda görüştü. Alman hükümet sözcüsü, iki liderin görüşmede Putin'in geliştirilen silahlarla ilgili açıklamalarından doğan endişelerini paylaştığını açıkladı. Merkel ile Trump, Putin'in açıklamalarının silah kontrolü çabalarına negatif etkileri olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Öte yandan Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Rusya'ya Sarmat füzeleriyle ilgili yanıt geldi. Pentagon sözcüsü, Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız dedi. Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında Sovyetler Birliği döneminden kalma Şeytan isimli füzenin yerini alan Sarmat'la ilgili kısa bir video izletmiş. Sarmat'ın mevcut füze savunma sistemlerinin yanı sıra gelecekteki savunma sistemlerinin hiçbiri tarafından da durdurulamayacağını belirtmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk 4 Mart'ta Antalya'da gösteri yapacak. Vatandaşlar Solo Türk'ün prova uçuşunu alkışlarla izledi. Solo Türk, Antalya'nın fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Karaalioğlu Parkı'ndaki falez açıklarında deneme uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunu izleyenler fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe izleyenler alkışlarla destek verdi. Solo Türk ekibi 4 Mart'ta gösteri yapacak. Vatan Partisi öncü kadın üyeleri İzmir'de günlerce yaptıkları küçük objelerden elde ettikleri geliri ulusal gönüllülerine armağan etti. Öncü kadınlar İzmir'de Ulusal Kanal'ın yeni binasını ziyaret etti.
Vatan Partili kadınlar evlerinde günlerce el emeği, göz nuru objeler ürettiler. İşte o objelerden elde edilen gelirler ulusal gönüllülerine verildi. İzmir Öncü Kadınları olarak karınca kararınca bir destek olmak istedik. Bugün bu ziyarette hem yeni binanın açılışında iyi günlerde oturun demek hem de bu Mevla'yı takdim etmek üzere geldik sizin ziyaretinize. Sıcak ve samimi bir havada yapılan ziyarette öncü kadınlar duygularını ulusal kanalla paylaştı. Şu anda ülkemizin aydınlık bir geleceğe kavuşması için bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin ön cephesinde de ulusal kanalı görüyorum ben. Ulusal kanal halkın kanalı, bizim hepimizin, ailemizin kanalı, doğru haberin kaynağı ulusal kanal diyorum kısaca. Tebrik ediyoruz İzmir temsilciliğinin yerini. Çok daha gelişeceğine, daha büyük ufuklara koşacağına inanıyoruz. Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir de örnek davranışlarından dolayı öncü kadınlara teşekkür etti. El emeği, göz nuru yaptıkları işleri satmışlar Ulusal Kanal yararına ve bugün oradan elde ettikleri gelirleri Ulusal Kanal'a bağışladılar. Ulusal Kanal böyle bir kanal. Halkın emekleriyle kurulmuş ve 18 yıldır halkın emeğiyle ayakta duran bir kanal. Bu da en büyük örneği Türkiye'ye, Türk kadınlarına, Türk emekçisine örnek olmasını diliyoruz. Yaptıkları şeyden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Büyük katkı bizim için. Boşanmalar arttı, evlenmeler azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı evlenme ve boşanma rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla göre azaldı. Boşanmalar ise ciddi oranda arttı. Yani ekonomik nedenlerden olabilir. Aile huzursuzlukları var. Onlardan ileri gelmiş olabilir. TÜİK 2017 evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Geçen yıl 2016 yılına göre evlenme 4.2 azaldı. Boşanma ise 1.8 arttı. Biraz da geçim sıkıntıları da var. Tabii maddi olarak sorunlar da var. Saygı sevginin azalması. Birbirlerini idare edemiyorlar ondan. En ufak şeyde ayrılalım diyorlar. Hayat pahalıdır bence. Geçim sıkıntısı, hayat pahalı. Başka ne olabilir ki? Verilere göre geçen yıl evlenen çift sayısı 569.459, boşanan çift sayısı ise 128.411 oldu. Birbirlerini iyi tanımıyorlar, evleniyorlar. Ekonomi sıkıntılar var. Ne bileyim, biraz daha insanlar herhalde rahatına da düşkün mü? Öyle mi diyelim, ne diyelim? Yani birçok neden olabilir. Günübirlik yaşanan aşklar, ilişkiler. Bunlar evliliği yok ediyor. Ülke her taraf işsizlikle dolu. Yani boş evlenme bana göre artık kalkacak gibi yani sanki. Gelişmeleri aktardık. Saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.